Merhaba. Bu hafta size patlıcan karnıyarığı yapmak istiyorum. Ama bu karnıyarık daha sağlıklı. Çünkü fırında kebap edip öyle karnıyarık yapacağım. Yağda kızarttığın zaman da içine çok yağ çektiği için lezzeti o kadar olmuyor. Hep yağ oluyor. Önce patlıcanın yapraklarını temizleyeceğim. Altı bitsin diye fırında. İçini temizledikten sonra ufak ufak delikler açacağım. Şöyle sağından solundan içine sıcaklık girsin. Patlıcan tam bir A vitamini deposudur. İçinde C, E, K vitaminleri vardır. Kalp hastaları, diyabet hastaları için yararlı bir sebzedir. Potasyum ve magnezyum barındırır içinde. Şimdi hazırladık. Bunu fırına vereceğim. En azından 45 dakika, 1 saat fırında kebap olacak. Kebap olduktan sonra çıkarıp içini hazırlayacağım. Şimdi koyduk fırına. Şimdi de fırınımızda kebap olurken patlıcanlarımız iş malzemelerini hazırlamam lazım. Şimdi harcımızı hazırlamaya başlıyorum. Burada kıymamız var, maydanozumuz var, yeşil biberimiz var, domatesimiz var, baharatımız var, karabiber, kekik, soğanımız var. Önce kıymamızı alıp koyacağım. Ocakta kıymamızı kavururken iş malzemelerimizi şimdi burada doğrayacağım. Şimdi domatesimizi küp küp doğramam gerekiyor. En azından 4-5 tane domates doğramam lazım. Çünkü 6 tane patlıcanımız var. Domatesimizi tencereye kıymanın üzerine koyacağım. Şimdi bir de zeytinyağısını koyalım. Şimdi soğanımızla sarımsağımızı hazırlayacağız. Ve sarımsağımızı soyacağız. Bolca sarımsaklı olursa daha güzel olur. Sarımsak antibiyotikmiş. Ortalarından ayırıyoruz. Böyle büyük büyük olmaz. Sarımsakları ortalarından böyle kesiyoruz. Sarımsağımız, soğanımız hazır. Sanırım patlıcanlar da kebap oldu. Şimdi patlıcanları çıkarmam lazım. Patlıcanlar olmuş. Yalnız unutmayın, patlıcanları koyduğumuz zaman yarım saat sonra çevirmeniz gerekiyor. Değilse tek taraflı pişer. Soğanı, sarımsağı koymam gerekiyor. Ve tuzunu. Piştikten sonra maydanozunu, baharatını ekleyeceğim. Şimdi patlıcanlarımızı soyacağız. Bak ne güzel soyuluyor, güzel pişmiş. Piştiği zaman çok güzel soyuluyor. İçinde eti kalmadan sadece kabuklarını alabiliyorsun. Şimdi maydanozumuzu doğrayacağız. İç harcımız pişti. En son maydanoz ve baharatlarını koymuş olacağız. Maydanozumuzu şeye koyacağız. Şimdi altını kapatıyorum ve baharatları koyuyorum. Önce karabiber, sonra birazcık kekik koyuyorum kokusu olsun diye. Karıştırıyorum. Altını zaten kapatmıştım. Şimdi patlıcanları ortadan ayırıp harcımızı içine yerleştirmem lazım. Patlıcanların sapını kesiyorum. Artık saplarının bir önemi kalmadı. Ortalarından ayırıyorum. Şimdi üzerlerine biraz tuz atmam lazım. İçlerini koyuyorum. Şöyle güzel yerleştiriyorum. Yerleştirdik. Aralarına da biber kokusu olsun diye birer tane biber koyuyorum. Yeşil biber. Şimdi sıcak suyunu koyacağım üzerine. Ve bir tabakta biraz salça yapmam lazım. Salçaya sıcak su ekliyorum. Ve salçayı eritiyorum. Aralarına böyle koyuyorum salçayı. Şimdi tekrar fırına koyacağım. 20 dakika, 20 dakika fırında pişmesi gerekiyor. Zannedersem bu pişti. Oh, yemeğimiz pişmiş. Üzerine biraz da maydanoz koyalım ki kokusu gelsin şöyle. Afiyet olsun.